Bir gün önce hırsızlıktan yakalanmıştı. Serbest kalır kalmaz yine rahat durmadı. Bu kez de 15 bin liralık telefon hırsızlığından yakalandı. Kızım tabiysen arabadan inmiş tam on alırken tam göz göze geliyorlar ama hani kızım daha önce hiç böyle bir travma yaşamadı. Şeye tutuluyor. Baba burada telefon vardı. Telefon yok baba diyor. Telefon hırsızlığından yakalandı, adliyede serbest bırakıldı. Ama huylu huyundan vazgeçmedi. Arsız hırsız yine telefon çaldı. Yani buna da şaşıyorum bu anda. Nasıl serbest bırakıyorlar? Hani kızım konuşmadı zaten. Psikolojisi bozuldu. Gökhan Duran Bayrampaşa'da esnaf geçtiğimiz gün arabasıyla evine gidiyordu. Manavdan alışveriş yapacaktı. Arabadan indi. Kızı da arabadaydı ancak... Kızı arabadan indikten sonra iddia göre bir hırsız geldi. Arabanın etrafına döndü. Keşif yaptı. Ardından açık camdan elini uzatıp cep telefonunu almaya çalıştı. İşte bu şekilde duruyordu burada. Yani hırsız tabii bakıyor burada kamera falan. Aldı gibi gidiyor zaten. Hani direkt bunu alıyor yani. İşte o anlar. Arsız hırsız Gökhan Duran'ı ve kızını gözle takip etti. Uygun bir anda harekete geçti. 15 bin liralık telefonu çaldı ve oradan uzaklaştı. Kızım tabiysen arabadan inmiş tam on alırken göz göze geliyorlar ama hani kızım daha önce hiç böyle bir travma yaşamadığı için böyle bir şeyle karşı karşıya gelmediğinden dolayı böyle bir şeye tutuluyor. Sonra bakıyor arabanın içinde telefon yok. Bayrampaşa Asayiş Bölge ekipleri hemen olay yerine geldi. Kamera görüntülerini inceledi ve çok titiz bir çalışma sonucu gün içerisinde o hırsızı yakaladı. Hırsızın çaldığı cep telefonu da bir telefon bayine satılmıştı. Onu da buldu ve sahibine teslim etti. Abi dedi merak etme bulacağız dedi. Gün içerisinde bu hemen telefonumu buldular. Hırsızı yakaladılar. Bayrampaşa Asayiş ekibine çok teşekkür ediyorum. O hırsızla ilgili çok şaşırtıcı bir bilgi ortaya çıktı. İddia göre hırsız bir gün önce yine cep telefonu çalmış, yakalanmış. Adliyeye sevk edilmişti. Adliyeden serbest kaldıktan sonra daha o hırsızın mürekkebi kurumadan ayağının tozuyla ikinci hırsızlığı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Bir gün öncesinde başka bir yere yine bir telefon çalaraktan tutuklanıyor. Sabah adli serbestlik alıyor. Yani iki gün üç gün insan bir dinlenir ya, dinlenme de yok.